başta biraz böyle. Afganistan'da 12 askerimiz, subayımız şehit oldu. Ve yine bir şekilde dışişleri camiasını da ilgilendirdiği için söylüyorum. Bu şehitlerimizden birisi de Tahsin Barutçu'ydu. Ablası Beyza Barutçu da Lübnan'da Büyükelçiliğimizde görevliydi. Ben aileyle görüştüm. Babası da, Tahsin kardeşimizin babası da Afganistan'a giden ilk birliklerdeki albaylarımızdan biriydi. Gördüğünüz gibi babadan oğula, abladan kardeşe, bütün bu başkentlerde, bütün bu coğrafyalarda bayrağımızı yüceltmenin mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bunu bir şekilde ifade etmeden de geçemeyeceğim. Afganistan'da yürütmekte olduğumuz misyon, bizim tarihi kardeşlerimiz olan ve ebediyete de kardeşlerimiz olacak olan Afgan halkı ile ilgili bir misyondur. Biz Afgan halkını hiçbir zaman kaderine terk etmedik ve hiçbir zaman da terk etmeyeceğiz. Anadolu işgal altındayken ve milli mücadeleye hazırlanırken tek bir subaya, tek bir askere ihtiyaç hissederken Gazi Mustafa Kemal Aralık 1920'de Mareşal Fevzi Çakmak'a şu talimatı verir. Afgan ordusunu tensik için bir heyet-i zabitanın subaylar heyetinin izamını ehem ve elzem görmekteyiz. Anadolu işgal altındadır. Yokluk içindedir. Tek bir insana, tek bir askere ihtiyaç hissetmektedir ama bu mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal, o ordunun komutanına daha sonra da vasıflarını sıralayarak en seçkin subaylarınızı Afganistan'a gönderin der. Niye? Bu hem bir tarih bilincinin hem de geleceği okuyan stratejik bir bakışın eseridir. Kendisini sadece savunmakla sorumlu olduğu topraklara hapseden milletler ve insanlığın kaderiyle ilgilenmeyen, kardeş toplulukların kaderiyle ilgilenmeyen milletler kendi sınırlarını da koruyamazlar. Afganlı kardeşlerimizin hangi etnik kökenden olursa olsun, Türk subaylara nasıl baktıklarını bilirim. Afgan halkının nasıl baktıklarını bilirim. Bizim bayrağımızı gördüğünde yüreği kıpır kıpır olan o Afgan halkının kaderine terk edilmeyeceğini de biliriz. Onun için bu büyük mücadelede şehit düşen bu büyük askerlerimizin, subaylarımızın hepsi aslında bu aziz milletin kardeş bir halkın kaderiyle nasıl ilgilendiğini, kardeş coğrafyalarda barış ve huzur için nelere katlanmayı göze alabileceğini bir kere daha göstermiş oldukları için onları minnetle anıyor, rahmetle, rahmet diliyorum. بل أحياء الله من فضله الله لا يضيع أجر شهيد olan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz, ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Şimdi sizleri, şehitlerimizin ailelerini taziyede bulduk. Mezarların...